Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğümüz bu güzel battaniye kenarına çalışacağız. Bu modelimizin ismini popcorn diyebiliyoruz. Küçük toplar diyebiliyoruz. Bakınız minik minik çeşitli isimlerle adlandırılan güzel bir çalışma. Çalışmamız hem battaniye kenarlarında hem yeleklerimizde, hırkalarımızda, havlularımızda her türlü yerde kullanabiliriz. Bakınız şu şekilde gayet güzel durmakta modelimizin görüntüsü. Çok hoş bir özellik katmakta. Evet şimdi bu modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Daha önce çalışmış olduğumuz battaniye modelimizin kenarına popcornu kenar çalışması yapalım. Bakınız şu orta zemin battaniyemizin orta kısmı olan bölüm bir sırada kenarını dolaştım çünkü kenarlarımızı bakınız dikey olarak olan bölümlerimizi de tığlamaya müsait hale getirelim bir defa başını dolayalım tekli trabzan halinde örelim ya da modelinize göre sık iğne de örebilirsiniz üçlü trabzanlarımızı da örebilirsiniz bütün kenarımızı tek renk olacak şekilde zeminimizi hazırlayarak modelimizi kurmaya başlayalım. Bakınız tek renk olarak zeminimizi hazırladım ve bu şekilde tamamladık. Şimdi popcornlu modelimizi uygulamaya başlayalım. Şöyle başlangıç yerine geliyorum. Bakınız bu dört kenar mutlaka aynı renk olmuş olması lazım. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum ve hemen geriye dönerek başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine tığımın başını doluyorum. Geliyorum ve bir defa örüyorum ikinci kez örmeden tığımda bekletiyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir defa örüyorum ikinci kez almıyorum tığımda bekletiyorum ve üçüncü kez alıyorum bakınız bir defasını örüyorum diğerini örmüyorum aynı işlemimi dördüncü kez yapıyorum aynı işlemimi beşinci kez tekrar ediyorum Bakınız ilk önce zincirimizin geri döndüğümüz ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa da trabzanımızı bir defa başında doladık. Birini ördük. ikincisini almadık. Şimdi 5 defa örmüş olduğumuz bu trabzanlarımızın hepsini tek seferde çekiyorum. Ama dikkat edin bakınız burada 3 olarak döndüğümüz 3. zincire döndüğümüz bölümde Toplamda burada 6 tane ilmeğimizin olması gerekmekte. Hepsini tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra yine alttaki yaptığım çalışmanın aynısını tekrar ediyorum. Bu kez şuradaki görmüş olduğumuz minik boşluk var bakınız şurası. O minik boşluğun içerisine tığımı doluyorum. 5 defa aynı şekilde örüyorum. Birini alıyorum, diğeri kalıyor ikinci kez giriyorum birinci örüyorum diğeri kalıyor üçüncü kez dördüncü kez aynı işlemimi tekrar ediyorum ve son beşinci defa bir defa örüyorum diğeri kalıyor toplamda tığımda altı tane ilmeğim oluyor hepsini tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum bakınız şu şekilde iki tane beşer trabzandan ve üçer zincirden oluşan grubum oldu üst üste. Üst üste bu bombeli taraf şu an baş parmağımı dokunduğum yer. Diğer taraf ise gördüğümüz gibi çukur olan kısmı. Evet, şimdi birleştirme işlemini yapalım. Arkadan kapatıyorum şu şekilde bombeli kısmı hemen önden bakınız şuradaki ilk girmiş olduğumuz geniş alana gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Şöylece Bakınız çok güzel popcornumuz oluyor ve başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra burası köşe bakınız şöyle. 1 2 3. trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum ve yeniden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha uzun isterseniz şuradaki zincir kısmını daha çok da zincirimize çekebilirsiniz. 6 zincirimi çektikten sonra tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine başını dolayarak giriyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez örmüyorum. Aynı yere bir defa örüyorum ikincisini tığımda tutuyorum. Üçüncü kez bakınız aynı işlemi yaptım. Bir defa başını doluyorum, aynı yere giriyorum ve sadece bir defa alıyorum. Son kez giriyorum, bir defa örüyorum. Toplamda 6 tane ilmeğim tığımda görülmekte. Hepsini tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bakınız bombesi hemen sırtımızda şöyle bize doğru bakınız diğer tarafı içeride hemen dibine gelerek 5 defa trabzanımı örüyorum ama bir defasını örüyorum ikincisini tığımda bekletiyorum 2 3 4 ve 5 5 defa bir eri örülmüş trabzanımızı aldım toplamda 6 ilmeğim oldu hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve bakınız sırtları benden tarafta diğer tarafları iç bakınız çukur hemen şöyle top gibi kapatıyorum ve ilk batmış olduğum yere geliyorum buradan bağlanıyorum tek seferde 1 2 3 zincirimi çektikten sonra toplarımı bakınız çok güzel oluşturdum. Bakınız ne kadar güzel yuvarlak oldu. Hiçbir şekilde pürüzü yok. 3 zincirimi çektikten sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. gelerek batıyorum. Dediğim gibi eğer isterseniz buradaki zincirlerimizi birazcık daha fazla çekmek isteyen hani daha uzun isterseniz burayı daha zincirlerimizi uzun çekerek istediğiniz e, ayara getirebilirsiniz ama bu da gayet uygun çok fazla da uzaklaşmasına gerek yok modelimize daha yakın kalması daha hoş görünmekte yeniden bir defa daha topumuzu kuralım altı zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 tığımın başını doluyorum 3. zincirimin içerisine gelerek batıyorum bir defa örüyorum diğerini almadan bırakıyorum Toplamda 5 defa trabzanımı aynı yere batarak bir defasını örüyorum. ikinci kez tutuyorum. Tekrar bir defa örüyorum. Tutuyorum. Bir defa örüyorum. Yine tutuyorum. Son kez bir defa örüyorum. Ve bakınız 2, 4 ve 6 hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Ne kadar sıkarsanız burayı topumuz o kadar güzel durmakta. 1, 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Tepedeki bakınız bu noktaya giriyorum. 5 defa yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 toplamda 3 ve 6 bakın hepsini aynı anda çekiyorum sıkıştırarak kapatıyorum iki tane topumun dışa doğru dönük kısmını birbirine denk getiriyorum ve hemen aşağıdaki ilk ördüğüm yere gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ikinci üçüncü topumu da bu şekilde oluşturuyorum bakınız ve saymaya başlıyorum 1 2 3 Şöyle görelim. Bakınız çok çok güzel oldu. Ve 6 zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 yeniden örmeye başlayalım. Evet popcornlu kenarımızı bakınız şu şekilde örerek ilerliyoruz. Şöyle bakalım. Buradan dönüşümüzü de yaptık. Dönüşümüzde herhangi bir e, işlemimizi farklı yapmadık. Yine aynı şekilde örerek ilerledim. Çünkü alt kısmında zaten dönüşümüz için yeterli trabzanımızı örmüştük. Herhangi bir değişikliğe uğratmadan modelimizi aynen uygulayarak devam ettik. Evet bir tane daha birlikte çalışalım. 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Geriye dönerek sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin içerisine başını dolayarak batıyorum. 1. Toplamda 5 defa bu işlemimi yapıyorum şu an üçüncü örmekteyim 4 ve 5 5 tane trabzanı ördüm tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine girerek 5 defa yine aynı işlemimi yapmaya başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 şöyle 6 ilmeğimi görüyorum tek seferde kapatıyorum şöyle iki tarafa bakınız dışa şişik olan bölümlerimizi şöyle tepeden tutuyorum bakınız ve alt kısma sağ taraftan giriyorum kapatıyorum 1-2-3 tane zincirimi çektikten sonra burada bakınız popcornumu yapıyorum minik topçuklarımızı şöyle kapalı evet şimdi sayıyorum 1-2-3 3. Üç, trabzanın üzerine batıyorum ve tekrar 6 tane zincirimi çekerek bu şekilde örmeye devam ediyorum ve tamamen 4 bir kenarına bitirdikten sonra modelimizi dilediğimiz her yerde hem battaniye kenarlarında hem havlu kenarlarında, yeleklerimizin, hırkalarımızın süsleme ve uçlarında kullanabiliriz. Evet, bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.